Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün psikolog doktor Gülay Dayıcan hanımefendiyle beraberiz. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün çok önemli Cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarına ait sizin sayenizde ortaya çıkan bilgileri izleyicilerimize aktaracağız. Ama öncelikle sizi bir tanımak isteriz. Kısaca bir özgeçmişinizi anlatırsanız memnun olurum. Buyurun efendim. Ben Gülay Dayıcan. 1951 Ankara doğumluyum. İlk orta lise İstanbul'da bitirdim. Üniversiteye İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde başlayıp daha sonra psikoloji bölümüyle devam edip daha sonra da klinik psikolojiye Tıp Fakültesinden psikiyatri nöroloji sertifikalarıyla mezun oldum. İlk meslek hayatım Anadolu'ya gittim. Çünkü ben bir Anadolu tutkunuyum. Nedendir bilemiyorum. Belki genetiğimden geliyor. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde klinik psikolog olarak görevime başladım. Daha sonra İstanbul'a geldim ve bir davet üzerine gittim. New York Üniversitesi'nde psikofarmakoloji departmanında. Daha sonra orada ihtisasımı tamamladım ve psikofarmakoloji uzmanlık ihtisasımla mezun oldum. Uzun yıllar Amerika'da üniversitede araştırmalara devam ettik. Daha sonra da çok bilinen bir ilaç firmasında, ilaç fabrikasında araştırman görevlisi olarak meslek hayatıma bu ilaç firmasında dünya araştırma müfettişliğine kadar. Daha sonra geçirdiğim bir kaza sonucu malulen emekliye ayrıldım ve artık orada yapacak bir işim kalmamıştı Amerika'da. Babamın doğup büyüdüğü, daha sonra bizim anlatacağımız o okul hikayesine geleceğiz zaten. Çocukluğumdan beri özlemim olan memleketime ama köyüme döndüm. Babamın köyüne döndüm. Ben burada doğmadım ama bütün çocukluğumun yaz ayları burada geçtiği için içimde bir tutku vardı. Bir gün işi gücü bıraktığım zaman ben bu köye geleceğim ve bu köyde muhtar olacağım diye böyle bir çocukluk tutkum vardı. 2001 yılında ben köyüme yerleştim. Benim bugün hanımefendinin de söylediği gibi Akbaş Mektebimiz ki 1929, şimdi özellikle onun hikayesini bugün konu edeceğiz. Bakınız bu hikayenin başlangıcı Atatürk, Latife Hanım ve Kazım Karabekir'in bölgeye yaptığı ziyaretle herhalde. Buyurun bunu da sizden dinleyelim. 2001 yılında biz kız kardeşim orada emekli öğretmendi, köye yerleştik. Babamın ilkokulu burası. Biz oraya borçluyuz çünkü benim babam bu okuldan mezun olup köyün dışına okumak üzere çıkan ilk kişi. Mustafa Dayıcan, emekli astsubay rahmetli analım. Dolayısıyla biz ilk önce okulu ziyaret edelim istedik babamızın bize ufuk açtığı bu okulu. İzmir'de son düşman denize döküldüğünde malum bildiğiniz gibi atamız Latife Hanım'la evlenirler. Ve ilk yurt içi gezisine 6 Şubat 1923'te Balıkesir'e gelirler. 8 Şubat 1923'te yani 2 gün sonra dediğiniz gibi o büyük grupta Kazım Karabekir'in de olmuş olduğu grupla aslında Havran'a Koca Seyit'i ziyaret etmeye giderken yola çıkarlar. Ama bu arada Balya'da da Kazım Özalp'ın 3. Fırkası askeri birliği de teftiş etmek üzere yola çıkar. Ve sabah kahvesini Gökçeyazı. Şu fotoğrafın çekildiği yer biraz tartışmalı. Gökçeyazı mıdır, Akbaş Köyü müdür onu bilemiyoruz. Ama hepimiz sahipleniyoruz bu fotoğrafa. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz 8 Şubat 1923'te Akbaş Köyü'nde öğle yemeği molası veriyorlar ve sizin görmüş olduğunuz o okulda ki onun olduğu yerde bir harman çardağı var. O harman çardağında vatandaşlar sizi ağırlıyorlar ve bir öğle yemeği ikram ediyorlar. İşte şu andaki gördüğümüz bu konuşmalar ve o toplantı, şu anda anlatacağım konuşmaların geçtiği toplantı, köylü etrafında toplanıyor vatandaşlar, Gazi anlatıyor. Diyor ki şimdi yurdu düşmanlardan kurtardık, yeni bir devlet kuruyoruz ve bu devletin idari şekli cumhuriyet olacak diyor.
Ama metin ne olduğunu, ne anlama geldiğini vatandaş bilmediği için açıklama yapıyor. Diyor ki Cumhuriyet öyle bir rejimdir ki çok nimetleri vardır. En büyük nimeti de işte sizin gibi bu köylerde biz mektep açacağız ve bu mektepte bu kurduğumuz yeni devleti idare edecek idareciler yetişecek diyor. Onun üzerine Latife Hanım Gazi'ye dönüp diyor ki Kemal mektep buraya ne güzel olur diyor. Yani şu anda o binanın yerini işaret eden de Latife Hanım. Ve Ve daha sonra onlar Cumhuriyet'in ilanına henüz 9 ay var. öyle. Çünkü tarih 8 Şubat 1923. Cumhuriyet'in ilan edilmesi 29 Ekim. Daha Cumhuriyet ilan edilmemiş ama bu fikrini açıklıyor. Ve onlar daha sonra yollarına devam ediyorlar. Önce Balya'ya Kazım Özalp'ı teftiş ediyorlar. Oradan da Havran'a geçerler. Daha hikayenin sonrası da zaten Havran'da bir belgesel yapıldı. Orada da bir müze yapıldı. Orada kaldıkları yer belli. Bu bilgi üzerine bizim köyün ileri görüşlü ağası Ahmet Ağa. İşte resimde gördüğünüz Ahmet Ağa. İkinci öğretmenimiz Ahmet Necip Bey ile birlikte. Ahmet Ağa bu fikri benimsiyor. Ahmet Ağa bu atanın söylemiş olduğu mektep fikrini hemen ertesi gün Balya'ya gidiyor. O zaman oradaki kurşun madeni Fransızlar tarafından işletilmekte. Orada bir Türk mimar mühendis Nuri Bey'e soruyor. Diyor ki Gazi Mektep dedi. Bu mektep nasıl yapılır diyor. Nuri Bey de hemen bir kağıda planını çiziyor. Şu anda binada gördüğünüz plan onun planıdır. Ve Ahmet Ağa köye dönüyor. 1923 hemen kolları sıvayıp Mart, Nisan herhalde o aylarda inşaata başlıyor. Ve hiçbir yerden destek görmeden bu binayı ve biz sonra restorasyondan önce incelettik biz binanın tarihi bir de şey mimari yapısını. Gerçek Horasan türü mimariyle yapılmış oldukça sağlam bir bina, taş bina ve bu binayı yapmaya başlıyor. Nihayet 1 Kasım 1928. 1928. 1 Kasım 28 harf devrimi yapılıyor ve o aradaki bürokratik işlerle yeni harflerle hemen Ahmet Ağa o arada okulumuz bitmiş Maarif vekaletine bir yazıyor. Diyor ki bizim mektebimiz hazır hemen bize bir öğretmen gönderin tedrisat başlasın köyde. İlk öğretmen 1725 kuruşla buna hepsi belgeleri müzemize sergi. Okula 1929 Eylül'de tedrisat başlıyor. Yeni harflerle tedrisata başlıyoruz. Şu anda zaten tarihi akıyor. İlk üç öğretmenimiz erkek öğretmenler. Köyde kız çocuklarını pek fazla göndermek istemiyorlar. Bunun üzerine Ahmet Ağa öncülük ediyor. Tekrar bir ilke öncülük ediyor. Önce kendi kızlarını okula yazdırıyor. Ve onun üzerine akın akın bütün kızla erkekle evde tedrisat başlıyor. Ve 1991 yılına kadar kesintisiz hizmet veren ilk köy ilkokulu. Daha sonra 1936 çok önemli bir tarih. Bu mektebin aşağı yukarı dönüm noktası. İki tane gencecik bayan öğretmen geliyor köye. İffet Türközü ve Necmiye Önder. Evet, çünkü bunların hikayeleri çok önemli. İffet ve Necmiye. Bu iki hanımefendi 18 yaşında pırıl pırıl gencecik iki öğretmen, Cumhuriyet'in öğretmeni Edirne Kız Muallim Mektebi'nden mezun oluyorlar. Şimdi ben videomuza bakarken enteresan bir bilgi geldi. Atatürk'ün tarih tezi konulu. Diyor ki Edirne Kız Muallim Mektebi'nde 24 Aralık 1930'da ziyaret ediyor ve diyor ki dünyada en eski denizci ulus Türk ulusudur çocuk. Bunu böyle bilir. İşte bunu söylediği tarihte İffet Hanım'la bir öğretmenin sınıfında söylüyor bunu. Bu da önemli bir tarih şeysi. Ben gerçekten çok duygulandım. O tarihte çünkü bunu bizzat Necmiye öğretmenimden ben dinledim. Atatürk'ün sınıflarına geldiğini, hatta gözlerine bakamadığını. O kadar bir ışık vardı ki kamaştı, bakamadık, önümüze baktık ve bize bunu söyledi diye bizzat kulaklarımla duydum Necmi öğretmenden. Hanımlar geldikleri zaman, çünkü gerçekten bu iki öğretmen köyün kaderini değiştiren ilk bayan öğretmenler. Bunlar hiç gurbete çıkmamışlar. İstanbullu Edirne Kız Muallim Mektebi'nde ve tayinleri Balıkesir'e çıkıyor. Ve müzede gelenler görecekler. O okul müdürünün Necmiye öğretmene 315 numaralı öğrenciye
yazmış olduğu tayin bildirge mektubunu biz sergiliyoruz. İkisi de Balıkesir'e tayin oluyor. Balıkesir'de o sırada köylerde köy öğretmeni olarak bir tek Akbaş Köyü ilkokul var. Daha sonra ağalar birbirleriyle yarışırlar. Balya'nın ileri gelen köy ağaları Ahmet Ağa, Akbaş'ta Kayalar Köyü'nde de Mehmet Ağa var. Ahmet Ağa mektebini yaptığı zaman ve ilk öğretmenini getirip Tedrisat'a başlayınca Kayalar Mehmet Ağa çok kızıyor. Diyor ki Ahmet Ağa yapar, Mehmet Ağa yapamaz mı deyip ikinci okulu da Kayalar Köyü. Şu anda maalesef kalmamış oradan bir eser. Onun okulu da faaliyette. İki tane de hanım öğretmen gelince Balıkesir Maarif Müdürü bu iki ağayı huzuruna çağırıyor. Diyor ki bakın Edirne Kız Öğretmen Muallim Mektebi'nden iki tane pırıl pırıl genç kız geldi. Benim gönlüm bunları ayırmaya razı değil. İkisini de bir okula vermek istiyorum. Birbirlerine arkadaşlık etsinler. İlk gurbet öyküsü bu. Diyor ki gidin şimdi aranızda anlaşın, konuşun ve beşten önce bana gelip bildirin. Tamam diyor Ahmet Ağa ile Mehmet Ağa bir lokantaya gidiyorlar. Bizim Ahmet Ağa çok güzel yemekler ısmarlıyor. Nasıl ağırlık çökecekse Mehmet Ağa'ya. Biraz da alkol giriyor herhalde işin içine. Ve Mehmet Ağa'ya bir ağırlık çöküyor. Ahmet Ağa Mehmet Ağa'yı götürüyor bir otele yatırıyor. Sonra dönüyor geliyor Maarif Müdürü'ne. Diyor ki biz anlaştık Mehmet Ağa vazgeçti kızları bana verin diyor. Ve bu iki hanım Akbaş Köyü'ne tayin oluyor. Bunlarla köyde şöyle bir değişiklikler oluyor. Bu iki hanım sadece çocuklara AB öğretmekten önce, alfabeyi öğretmekten öte topyekün bir kalkınma hamlesinde, yani köyde bir meşale, ilk meşaleyi yakanlar bunlar. Biz bunlara çalı kuşları diyoruz. Ve iki tanesi işte Cumhuriyet'in öğretmenlerinden Akbaş Köyü'ne konmuşlar. Ve köyün adeta sosyal yapısını değiştiriyorlar. Şöyle ki sadece okulda kalmayıp köy kadınlarıyla birlikte hareket ediyorlar. Onlara birçok şeyler öğretiyorlar. Bu arada mesela yeni doğan köy halkı o kadar çok seviyor ki bu kızları. Kızlar deniyor zaten. Hala böyle mitolojik olarak kızlar kızlar diye söyleniyor dilden dile. Yeni doğan çocuklara isim bile koyuyorlar. Mesela Baykan hiç olmayan isimler. Ama bunun gibi şeyleri var bunların, hizmetleri var. Geceleri bunlar feracelerini giyiyorlar. Tabii o zaman elektrik yok köyde. Ellerinde bir meşale, ev ev dolaşıp çocukların ders çalışmadıklarını kontrol ediyorlar. Benim babam da zaten bunların öğrencisi ve bu öğrencilerin dilini düzeltiyorlar. Benim babam dahi bu çocuklar o dönemde yetişenlerin hiçbirisi köy şivesi konuşmaz, İstanbul şivesi konuşurlar. Çanakkale'ye geziye gidiyorlar. Gezide hiç kimse bu çocukların köy çocuğu olduğuna inanmıyor. Bu kadar terbiyeli, adab-ı muaşereti bilen. Bu kızlar okula gelene kadar çocukların üzerinde kıyafet, önlük yok. Oldukları gibi geliyorlar. Bu kızlar kendi maaşlarından siyah kumaş, beyaz kumaş alıp bütün öğrencilere siyah önlük, beyaz yaka dikiyorlar. En önemli olay olan tabii ki yeni harflerin öğretilmesi listesi. Ama hemen yanında ben bir başka bilgi daha vermek istiyorum izleyicilere. Bakınız, Bulgaristan'da Türkler Türkiye'den yaklaşık 3,5 ay önce yani 16 Temmuz 1928'de harf devrimi gerçekleştiriyorlar ki o tarihte Nusret Bey'dir Atatürk tarafından Bulgaristan'a gönderilen büyükelçimiz. Onun da bu işte büyük dahli var. 1928-29 öğretim yılında yeni harflerle Türk alfabesi basılıyor. Yani Türk dünyasında yeni harflerin kullanılması Bulgaristan'da başlıyor ama Türkiye'deki ilk başlama sizin okula o şeref. Ta o dönemden burayı da isterseniz belirtin. Siz kız kardeşinizle harap olmuş olan bu okuldan kurtarabildiğiniz evraklar bunlar. Zannediyorum ancak %30'unu kurtardınız değil mi? Ben bunları tek tek göstereyim, siz bahsedin isterseniz. 2001'de biz kız kardeşimle geldiğimiz zaman babamızın okulunu bir ziyaret edelim dedik. Oldukça viran, harap halde ve taş binadan eser yok. Üzeri kapatılmış 20 santim sıvalarla böyle şekli şemali değiştirilmiş. Böyle sıradan bir gördüğümüz kapanmış köy okullarından benzeri bir okuldu. İçine girilmiyordu. İstemiyorum. Gerçekten çok içler acısı bir durumdaydı 2001 yılında.
Nedeni de şu, çünkü Milli Eğitim 1991'de mektebi kapatmış öğrenci yetersizliğinden. Öğrenciler taşımalı sistemle valiye, ilçeye taşınmaya başlamış. Okul da kendi haline terk edilmiş. Mülkiyeti hazineye ait, tahsisi Milli Eğitim'deydi o zaman. Milli Eğitim tahsisini de vermemiş köylüye. Dolayısıyla bütün okullarda, bu bugün hala içinde, bütün köy okulları, kapanan köy okulları Milli Eğitim'e tahsisli olduğu için Milli Eğitim bu binaları köylere vermiyor. Dolayısıyla kendisi de bakmıyor. Bunun gibi nice nice tarihi şeyler ziyan olup, biz de 2001'de geldiğimiz zaman bu binanın çatısı çökmüş. İçinde bütün böyle şeyler yer yer ıslanmış, evraklar yerlerde. İşte o sergilediğimiz, kurtarabildiğimiz üçte bir hocam. Ve üçte iki malzemeyi bir kanallıya atıp yakmak zorunda kaldık birçoklarını. Çünkü kurtarılacak halde değillerdi. Temizledik. Buraya dedik restore edelim burası. Çünkü biliyorduk, babamdan biliyorduk biz oranın Türkiye'nin ilk köy mektebi olduğunu babamdan biliyorduk. Albümünde de oranın fotoğrafı vardı. Zebek ekibi vardı. O fotoğraf bizim aile albümümüzden zaten. Dedik ki biz kız kardeşimle o gün karar verdik. Dedik ki biz burayı nasıl kurtarabiliriz? Bu tarihi ve kültürel değeri nasıl ortaya çıkartabiliriz diye. O gün karar verdik, bir şeyler yapalım diye. Bir şeyler yapmaya da başladık aslında. Ama tabii ki bürokratik engeller çok fazlaydı. Bir sene biraz biz geriden müdahale edelim dedik. Baktık ki olmuyor. Onun üzerine ben 2004 yılında köylünün de isteğiyle ve köye bir şeyler yapabilmek için hem bu okulu kurtarmak, bir de tabii ki köyün ihtiyacı olan birçok şeyleri yapabilmek, sadece bu değil. Ama en önemli faktör bu okulu kurtarmak için muhtar oldum. 2004 yılında, 2004-2009 yıllarında köy muhtarlığı yaptım. O zamanlar köydük zaten, şu anda mahalle olduk. Süratle hızlandırdık ama ben bir türlü o binanın, metruk binanın böyle bir tarihi değer, böyle bir kültür taşıdığı, böyle bir cumhuriyetin ilki olduğunu maalesef anlatamadım insanlara. Yardım almakta sıkıntı çektik. En sonunda benim yardımcımla dedim ki biz keskiyle şunları bir kazalım. Keskiyi çekici 3 kişi köyden, bir de köy enstitüsü mezunu emekli öğretmenimizle birlikte kazdıkça, 20 santim sıvaları kazdıkça altından o taş bina çıkmaya başladı. Şu anda bir de buradan kurtardığınız ta o zamanlar okuldaki kitap örnekleri var. Bunlar çok önemli. İsterseniz bunları da izletelim. Okulun kütüphanesinde öylesine değerli kitaplar var ki gene de burada kurtarabildiğimiz üçte biri. Tam kütüphaneyi kurtarmamız mümkün değildi. Ama düşünün, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de köy çocuklarının okudukları kitaplar. Bu Bunları Gebeli kitabını bir açıklar mısınız? Bu nedir? gebelik, tabii gebelerin bakımı. Sizin gibi her gelen ziyaretçinin en çok dikkatini çeken kitap o. Şöyle düşünün, neden bu kitap burada çok önemli? Çünkü köylerde ulaşım yok, iletişim yok. Köyler kendi kaderinde bir şekilde. Dolayısıyla ama hayat köyde devam ediyor. Evleniliyor, düğün oluyor ve çocuklar doğuyor. Hem gebelerin nasıl bakılacağını bir danışman lazım, hem doğumların nasıl yapılacağını bilen birileri lazım. Çünkü köy kanunu hala bugün yazar, çok açık, 442 sayılı köy kanunu. Diyor ki köylerde sağlık elemanı, nalbant, İğne yapacak kişi, tarım. Bunlardan mutlaka uzman yetiştirmek zorundasınız diyor muhtara. Muhtarın görevi. Dolayısıyla gebelerin bakımı neden önemli? Ani bir şey olursa en azından bilgi sahibi olsunlar. Müdahale edebilsinler. Çünkü şehire ve ilçeye ulaştırmak çok güç o günlerde. Arabalarla, at arabalarıyla gidecekler. Araç yok, gerek. Dolayısıyla bence kütüphanenin en önemli kitabı o, gebelerin bakımı. Değil Evet, mi? evet. Orada birçok haritalar var kurtarabildikleriniz. Evet. Maalesef tabii ki işte haritalar yağmurdan küpten zarar görmüş. Bu çok önemli. Sindirim sistemi. Bunun gibi bütün sistemlere ait dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, bunun gibi tablolar. Bunlar bakın lime limeydi ama biz İstanbul'da bir yer bulduk. 8 tanesini oraya gönderip çok güzel restore edebildik. Bunun önemi, bunların önemi, bunlar el yap, öyle baskı falan değil. Hepsi el yap. Başlamış. Biz de çocukluğumuzda böyle öğreniyorduk. O organları çekip çıkartıp elimize alıp bakıyorduk. Bunları da çocuklar yapıyor. Biz de yapıyor. Yani iyice öğrenebilmek için
alçılarımızla bunları yapıp üstünde boyuyorduk. Fı ve ismi soyadı yazılı. O kişi de şu anda köyümüzde artık yaşlı. zaman kullanılan kitaplarımız çocuklar Evet. için. Sanıyorum şeyler var. Şimdi gelecek sıra mankenler var sanıyorum. Ha bu Atatürk köşesi. Bu da çocukları yapmış olduğu bir köşe. Şimdi şurada bakın yukarıda o mavi gördükleriniz kurtarabildiğimiz. Ama sizler hatırlayacaksınız bizlerin döneminde bu mevsimler, çağlar şeylerini biz Zaman kartondan şeridi. bunları kontrplaktan köyün marangozlarına yaptırmışlar. Ama bütün hepsi tamam değil. Kurtarabildiğimiz bu kadardı. Onları da el yordamıyla biraz tamir ettik. Öyle koyduk. Orada öğretmenlerimiz 1929'dan 1991'e kadar gelmiş geçmiş öğretmenler. Onların içinde 5 tanesi bu okuldan okuyup mezun olmuş Savaştepe Köy Enstitüsü'ne gitmiş. Sonra da dönmüş kendi okulunda öğretmenlik yapmış kişiler. Onlardan bir tanesi hala hayatta. Şimdi bizim son projemiz onu kaybetmeden onunla bir belgesel hazırlıyoruz. Şöyle ki onu Savaştepe Köy Enstitüsü'ne gitmeye iten sebepler neydi? Neden gitti? Orada neler yaşandı? Bütün onun hayatı. Elimizde bir belge kalsın Tabii istiyoruz. ben de o belgeyi memnuniyetle yayınlayıp isterim. Bundan sonra zaten iletişimde kalacağız sizle. Tabii, Çünkü tabii. bu daha çok projelerimiz var bizim gelişleri. Öğrenci gelişim dosyası. Şimdi bunlar her bir öğrenci için bir şey tutuluyor. Gelişim kitapçığı diyelim. Bunları ben okuduğum zaman dehşet içinde kaldım. Çünkü orada ismi geçen öğrenci orada öylesine gözlemişler ki hocam her şeyi yazıyor. Neye istidadı var? Ne olabilir? Neyi seviyor, neyi sevmiyor? Nelere merakı var? Ne olabilir büyüyünce diye yönlendirme açısından ve inanılmayacak bir şekilde orada o çocuk için o öğretmenler ne olabilir dediyse o kişi onu olur. Avrupa'da ve Amerika'da bugün uygulanan metodu değil mi çocuklar için? Daha Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında biz uygulamışız. Hiç gelişmiş bir program. Bugüne bakınca tabii biraz üzülüyoruz Maalesef. müfredatımız. Ama o günkü müfredat, bakın sınıf, şimdi orada gördüğünüz sıralar hakiki orijinal köyün marangozunun yapmış olduğu ilk sıralar. Tabii. Yanında bir tane şurada gördüğünüz çanta var, tahta çanta. Tahta Ben çanta. ve tahta çantayla gittim. Bilmiyorum siz kullandınız mı? Evet, Okuldaydım. biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ama ben öyle 5. sınıfa kadar o tahta çantayla bitirdim. Şimdi öğrencilerin kıyafetleri, bu mankenleri tabii ki biz bulduk ama bu manken çok önemli. Arasanız böyle bir manken bulamazsınız, parmak kaldırıyor. Bunu Haklısın. bir mağazanın kendi deposundan bulduk aldık. Olarak kendi öğrenci kıyafetlerimize göre terzimize diktirdik. Böyle de o günleri yaşatmaya çalışıyoruz canlı olarak. Onun yanına oturup fotoğraf çektirenler var. Bu da o sınıf canlandırmanız. Şimdi bu mesela 1938'de Devrim, Büyük Türk Devrimi adlı bir tiyatro sahneye koymuşlar. Tabii bunlar hep o bayan öğretmenlerin öncülüğünde oluyor. Onlar böyle bir ufuk açıyorlar. Ve burada bakın sağ baştaki siyah kazaklı hanımefendi geçen sene rahmetli oldu. Ahmet Ağa'nın büyük kızı. Evet. Ahmet Ağa bir kızlarını hep öncü tutuyor. Yani kadına verilen değer. Bizim köyde zaten işte filan bu tip olaylar olmaz. Kadınlar hakimdir zaten gördün. Atatürk'ün devrimlerinin yaşandığı bir köy burası diyebilirim. İşte bu da biz bu fotoğraftan yola çıkarak restorasyonu yaptık. Benim rahmetli babam da söylemeden geçemeyeceğim işte baştaki Efe. Köyün dışına okumaya giden. Okumaya giden ilk kişi. İşte burada bakın gene kızlar 1938'de köy meydanında şu kıyafetlerle rond yapıyorlar hocam. Gene üçüncüsü şuradan Ahmet Ağa'nın kızı. Hemen onun yanındaki Hatice öğretmen de bu okuldan mezun olup Savaştepe Köy Enstitüsü'ne gidip öğretmen olup daha sonra öğretmen olarak bu köyde görev yapıyor. Size bir müjde daha vereyim. Şimdi Necmiye öğretmen de babamın öğretmeni olduğu için bizim yıllarca hiç şeyimiz kopmadı. Babam aradı buldu İstanbul'da da. Ölene kadar biz devamlı Necmi öğretmeninden görüşüyorduk. Torunum derdi zaten. O ölmeden önce şu anda rahmetli oldu. Ama biz bu okulu restore ederken hayattaydı. Okulda neyin nerede olduğunu bize o bildirdi. Neyin nereye asılması gerektiğini. Ve bu rontu bakın bu bir çiçekler rontundan bir sahne diyor. Bu resmi ona gösterdiğimiz zaman çok heyecanlandı. Ve bunun
Şiirini, rontun müziğini de bu iki kız kendisi yazmış ve bestelemiş. Müthiş ve o belgeselin ham kasetleri elimizde. Biz belgesel çektik biz Necmi Öğretmen'le. Profesyonel bir belgesel. 3 saatlik. Elimizde ham kasetleri var. Şu anda biz güzel elden gelip kolajlarla bir belgesel, daha derli toplu bir belgesel haline getiriyoruz. İşte şu fotoğraftaki Çiçekler Rontu'nun şarkısını da kendisi söyledi. Kısa zamanda yaparsınız. Onu da yayınlamak isterim. Bu da şimdi okulda, arkada okulu görüyorsunuz. İşte size daha önce bahsettiğim, çocukların daha önce önlükleri yoktu. Bu kızlar geldiği zaman kendi imkanlarıyla, kendi maaşlarından aldıkları kumaşlarla, bakar mısınız, inci gibi diziyorlar bütün çocukları. İşte bu, Çanakkale'ye gidiyorlar. Hatta şey, oradaki İngiliz topu, hala o top oradadır. Çanakkale'ye gidenler bilir. Ve orada bu çocukları bir eğitim müdürüyle falan da anlaşıyorlar. Ailelere taksim ediyorlar orada. Oradaki öğrencilerin aileleri ikişer üçer çocuğu evlerine misafir ediyor. Çünkü otel motel yok ya o tarihlerde. Dolayısıyla kimse inanmamış bu çocukların bir köyden geldiğine. Sadece burada benim size anlatmak istediğim, öğretmenler ikisi de orada. Zerafetlerine bakın. Bir de Ahmet Ağa, köyün ağası, bu öğretmenlere, o kadar çok kızlara öylesine sahip çıkıyor ki her gezide başlar. Bir ihtiyaçları olur, karşılarız. Çocukların bir ihtiyaçları olur, karşılarız diye. Ve çocukların ufku açılıyor. Oraya o tarihlerde kaç tane köy çocuğu acaba gidip görebildi? Oraları, o Çanakkale'yi, Batarya'ları, her tarafı gezmişler. 2024 Türkiye'sinde hangi okullarımız acaba Çanakkale veya İstiklal Savaşı'nın yapıldığı yerlere okulları tarafından götürülüyor? Kamyon tutuyor Ahmet Ağa. Bu çocuklar kamyonla gidiyorlar gezilere. Şimdiki gibi öyle uçakla falan yapıyorsun, millet burun, ağız Otobüsler burun yok. kıvırıyor. O ne meşakkattır, ama gidiyorlar. Evet. Burada bu da çok önemli. Dokuma tezgahı. Ama bunun hikayesi çok önemli. Cumhur, işte yani burada aslında yaşanan şey, oraya her giren, belki siz de yaşadınız onu, bir zaman tüneline girmiş gibi hissediyor insanlar ve gözleri yaşla ayrılıyor orada. Çünkü yaşayan bir cumhuriyet var burada. Cumhuriyetin ilk döneminde kurulduktan sonra Gazi'nin emriyle halk eğitime çok önem veriliyor. Ve halk eğitim kursları açılıyor. Ve bu halk eğitim kursları ilçe merkezinde falan değil, bizzat köylere yayılarak yapılıyor bu eğitim. Topyekün seferberliği ve bizim köye de tezgah getiriyorlar ve dokuma, kadınlara dokuma öğretiliyor. Ve diyorlar ki bu kursu birincilikle bitirene tezgah hediye edilecek. Bizim orada size resmini de gördüğünüz Umman halamız çalışıyor, çok çalışıyor ve birincilikle kursu bitiriyor. Ve ona bu tezgah Ankara'dan köye getiriliyor. Ve kim takdim ediyor bu tezgahı biliyor musunuz? Size, halamıza, Celal Bayar. Bu tarafa geldiği bir gezide bunu da denk getiriyorlar ve bizzat Celal Bayar'ın hediyesidir bu tezgah Umman Hala'ya. Daha sonra ne oluyor? Umman Hala eşini çok genç kaybediyor ve 3 çocuğunu okutmak zorunda. Ve bu tezgahta dokuduğu pala kilimlerle kazandığı parayla 3 çocuğunu da okutuyor. Biri öğretmen, biri memur, biri sağlıkçı. Şu anda kendisi rahmetli oldu geçen yıl. Bu tezgahı müzeye ben bağışlıyorum, hediye ediyorum, oraya götürün. Hemen getirdik, oraya kurduk. En azından kendi hayattayken biliyor ki onun tezgahı orada sergileniyor ve milyonlar onu gelip görüyorlar. İşte burada şimdi siz devreye giriyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz soyulmuş kısmı bu. Bize kadar sıvaları biz kendimiz, ben böyle elimde keskiyle sıva kazırken, yani meydana çıktı da restore edeceğiz ama bina ne kadar sağlam taşır mı diye, vakıflar Balıkesir'deki böyle bir restorasyonda 2 tane mimarı çektim getirdim. Ben dedim ki ya biz böyle böyle bir bina var, burayı restore etmek istiyoruz ama emeklerimiz boşa gitmesin, bu bina sağlam mı taşır mı? Binayı incelediler, dediler ki bu bina daha 100 sene ayakta durur, o kadar sağlam yapılmış gibi, hakiki hakiki Horasan harcı. Siz madem ki böyle bir restorasyona kalktınız, o zaman aslına uygun restore edin, Horasan harcı yapın. Balıkesir'de bir kütüphane restorasyonunda yapan 3 ustayı şurada gördüğünüz, 2 restorasyon arasında kaptım getirdim köye. Oradan onlara bir ev açtık. 3 hafta içinde
O boşlukta hem onu değerlendirdik, tabii ki mimarlarının haberi olacak şekilde. Dolayısıyla burada gördüğünüz artık son kısımları yapılıyor. Ve şu kırmızı kırmızı gördüğünüz işte onlar hakiki Horasan harcıyla derz yapıyorlar. Sonra böyle bir okulda faaliyet olduğunu gören yaşlı nenelerimiz bastonla geldiler. Bana dediler ki kızım burada merdiven olacaktı. Biz burada sıra olup İstiklal Marşı söylüyorduk dediler. Onun üzerine dedim ki yardımcı olalım, hadi kazalım. Kazdık, merdivenler ortaya çıktı. Şu anda zaten bastığımız orijinal merdivenler. Ama aradaki boşluk dolgusundan da bu taş çıktı. Ay Yıldız'ın yeri okuldu. Oraya olmuş güzel. Bu da okulumuzun isminin orijinal gözüktüğü taş. Ben ilk başlangıçta bu belirlensin diye birazcık bilgisayarla boyama yaptım ama hakiki görünüşü bu. Buyurun hikayesini sizden dinleyeyim. Hikayesi daha önce söylediğim gibi biz buraları kazmaya başlamadan önce kimse bana inanmadı ve hiçbir yardım gelmedi bana restorasyona başlayabilmem için. Dolayısıyla biz kazdık dedim ya. En son iskele falan kurup bir dernek arkadaşlarla çıktık yukarıları da kazalım derken birdenbire bu yazılı taş çıktı pencerenin kenarında. Üzerinde diyor ki Akbaş Mektepi 1929. Mektebi demiyor. Niye? Çünkü daha yeni harfler, yeni harflere yeni geçtik. Tabii. Gramer oturmamış. P yumuşamamış. Akbaş Mektebi. Ve bunu da hemen en uygun buldukları taşın üzerine monte etmişler. 1929 tedrisata başladığı zaman. Dönüm noktası oldu benim restorasyonda. Bunu aldıktan sonra işte size belge diye bütün bir dosya hazırlayıp kurum kurum yer yer işletme, şirket, aklınıza ne geliyorsa. Hatta Amerika'ya sık sık gidiyordum. Gittiğim zaman orada Türk Amerikan Dernekler Federasyonu bir toplantısına girdim. Dedim ki bana 5 dakika müsaade edin. Böyle böyle bir eser restore ediyoruz biz. Çok kıymetli bir kültür varlığı bu. Ama böyle bağışlarla falan götürüyoruz bu işi. Şimdi dedim toplantı bittikten sonra gönlünüzden ne kapıyorsa çıkarken şu kutuya atın. Makbuz karşılığı. İnanın gözlerim dolu dolu oldu. Bir öğrenci, burslu bir öğrenci dedi ki daha fazlasını vermek isterdim ama gücüm bu kadar yetiyor deyip 5 dolar verdi. O bile bu şeyin restorasyonun içindedir. Ama dönüm noktası bu taştır çok önemli. Çok güzel, çok güzel. Bu okulun girişteki şu anda görünüşü, biraz binanın içini de gidecekler için seyredelim. Bu da şu andaki müdür hanımız, değil mi efendim? Evet, orada görevimiz. Zaten bütün şu anda tahsisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Varlıklar Daire Başkanlığına bağlı. Dolayısıyla tamamen resmi bir kurum olarak şu anda bizim emeklerimiz de kurumsallaşmış oldu böylece. Müzemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Haftanın 6 günü Okulumuzun açık. içeriden görünüşü değil mi efendim? Evet, bu ilk Okulumuzun giriş. görünüşü. Okulumuzun gene içeriden bir Bu köşesi. bir oda. Burayı köy odası olarak düzenledik. Burada bir köy Evet. ocağımız. Bu ocak kapalıydı. Çünkü içi mutfak yapmışlar orayı. 20 santim sıvalarla düz duvar. İşte önünde böyle derme çatma bir tezgah falan böyle bir şeydi. Onları söktük attık. Onları sökünce bu ocak ortaya çıktı. Meğer burası o küçücük bir odadır orası. Öğretmen lojmanıymış. Orada yemek pişiriyor öğretmen. Bu da Evet bu köyümüzün Atatürk Meydanı veya üstünün olduğu yer. Bir başka güzel faaliyetinize geldiniz. Yani yalnız bu okulun ortaya çıkmasında önderlik etmenin yanında 29 Ekim Cumhuriyet, Cumhur'un bayramını Cumhur'la beraber kutlayan. Sözü size bırakayım, bundan sonrasını siz anlatın. köye geldiğimde bayramlar falan pek kutlanmıyor. Okul kapandığı için malum biliyorsunuz bayramlar nedense hep okullara hapsedilir. Okul çocukları bayramları kutlar, veliler de izler. Ama okul kapandıktan sonra yani 2001'de biz köye gelene kadar diyelim bayram kutlaması yok. Çocuklar hiçbir bayram aktivitelerine katılmıyorlar. Taşımalı diye ilçeye ben gidip biraz görüştüm. Bu çocuklar niye gelmiyor bayrama katılmıyor diye. Dendi ki onlar işte taşıma sistemle geldiği için provaları kalamazlar, şudur budur. Onun için köy çocuklarını biz katmıyoruz diye. Tabii biz bu duruma çok üzüldük. Ondan sonra ilk önce biz şeyle başlattık bu geleneği. Kendi köyümüzde en azından 29 Ekim kutlamalarını yapalım diye kız kardeşimle ön ayak olduk. O gün bugün de Allah'a şükür hiçbir kuvvet bizi men edemiyor. Hatta son zamanlarda
resmi bayram kutlamaları, çelenk sunumu falan bunlar kırsalda yasaklandı. Yanlış duyduğunu zannedecek olanlar vardır. Bir daha kulağa Aha. çakalım. Buyurun. Bir daha Evet. tekrar. Bunu ben öğrendim. Şöyle öğrendim. Çünkü 2 yıl öncesine kadar biz her resmi bayramlarda çelengimizi, bir de zaten bizim bir derneğimiz var. O okul için kurmuş olduğumuz bir Akbaş Köyü Yardımlaşma Güzelleştirme Derneği var. Biz o bütün restorasyonu bu dernek kanalıyla yaptık zaten. Hem muhtarlık hem dernek. Dolayısıyla biz her bayramda en azından 10 Kasım dahil kendi koyarız, İstiklal Marşımızı söyleriz, saygı duruşumuzu yaparız ve törenimiz bu şekilde biter. Bundan 2 yıl önce gene bir 29 Ekim'de biz dernek arkadaşlarımızla çelengimizi büste götürürken muhtar uyardı. Dedi ki Gülay Hanım yasak dedi. Ne yasak dedi? Dedi ki şey yapmak çelenk falan bu tip törenler yasaklandı. Neden yasaklandı? Dedim ki ya birazcık hafif bir tartışma geçti aramızda. Ama daha sonra dedim ki kim yasakladıysa lütfen git onlara söyle. Bizim köyde bir kadın var. Yasak masak dinlemiyor. İlla ki çelengimi koyacağım diye koyuyor. Gelsinler beni tutuklasınlar. Bu dedim Cumhur Bayramı. Ya Cumhuriyet Bayramı. Cumhurun Bayramı. Cumhur halk benim. Orada Atatürk'ümün büstü varsa, ben buradaysam, çiçeğim varsa giderim o çiçeğimi oraya koyarım. Hiç kimse beni engelleyemez. Git bunu öyle söyledim. Onun üzerine zaten şeydi sağduyuludur. Bizim köy olarak zaten sağduyulu bir köyüzdür biz. Peki dedi. Dedim ki hatta ben kalmayayım sen de gel muhtarlık çelengine de koy dedim. Ve geldik koyduk. Şu anda diğer köylerde ne yapılıp ne yapılmadığını bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle yapılmıyor. Çünkü cesaret edemiyorlar bir şey olur diye. Biz aslanlar gibi kutluyoruz. Siz zaten Ekim'de geldiniz buraya. Biz bir gece önce 29 Ekim'in 101. yılında sabahtan akşama kadar muhteşem bir tören. Önce anıta çelenk koyma, işte çocuklarımız şiirler okudu. 2 tane çocuğumuz var bizim gözümüz gibi bakıyoruz onlara. Ondan sonra da gece fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda resepsiyon ve arkasından da büyük bir eğlenceyle, müthiş bir coşkuyla 101. yılımızı kutlamış olduk. Bu da çok önemli bir kutlama Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve orada bazı kafalara belki çivi değil çok daha büyük bir şey çakıyor. İnkılabı seven yayar. Yani Cumhuriyet'i Evet. ve onun getirdiği yenilikleri, güzellikleri seviyorsanız yayarsınız. Eğer Evet, aynen. sevmiyorsanız engellemek istersiniz. Biraz önce örneğini verdiniz zaten. Kutlamaya katılan köy Evet, kadınları 29 haber alan şey, çok da köy ahali. bir bu da Öğretmenimiz Erdem Deniz. O her bayramın şey biz o görevi ona verdik. O açılış konuşması yapar, programı yönetir. Kendisi günün mana ve anlamını ile ilgili konuşma yapar. Süslendi evler, sokaklar, renk renk ışıklar yanıyor. 23 yıl önce bugün Cumhuriyet'i kurdu millet. Bize Büyük Atatürk'ün armağanı Cumhuriyet. En birinci vazifemiz onun yolunda yürümek. Canımız gibi koruruz Cumhuriyet, Türklük demek. Sevinçle, sağlıkla geçsin sabahımız, akşamımız. Kutlu olsun hepimize Cumhuriyet Bayramımız. Şimdi onlara bir küçük sürprizimiz var. Bakalım ben de merak ediyorum. Evet. Beni nerede? Beni nerede?
Teşekkür belgesi. Akbaş Köyü adına Güney ablamın teşekkür belgesi. Cumhuriyet Bayramı törenlerimize katılıp okuduğumuz şiirlerle bu anlamlı günün coşkuyla kutlanmasına katkılarınızdan dolayı teşekkür eden eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Bakınız, dediniz ki biz de başlattık ama iyi şeyler gayet tabii ki yayılıyor. Bu da gene bu sene Kırıkkale Sulakyurt Köyü'nde köylü, yani Cumhur'un kendisi Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış. İnşallah bu önümüzdeki yılda her yerde olsun. Yani ilçelere gitmeye gerek yok. Cumhuriyet, şimdi benim daha sonra size bir video ben galiba göndermiştim. Bizim kadınlar oynarken şalvarlarıyla, ama Cumhuriyet kadını bence şöyle tanımlanır. Savaş zamanı cephede cephane taşır. Yazın tarlada hasat yapar, ürün yetiştirir. Cumhuriyet Bayramı geldiği zaman da aslanlar gibi çıkar, oyun oynar. Cumhuriyet kadını bu bence. Şimdi efendim, bir de orada tabii beni çok çok heyecanlandıran bir şey oldu. Büzenizi gezerken sizin yörenizde bir sene kadar önce bir köylü vatandaşımızın bulup getirdiği topraktan, tarlasından çıkan şu tarihi eser bizim bu ok tamgamız. Bu işte Anadolu'muzun Balıkesir yöresinde çıkmış olan bu çok çok önemli belge. Üst üste birbirine monte edilen iki tane taş şeklinde. Burada işte şu an daha sonra Hristiyanların kendilerine almış oldukları haçın, İsa'nın doğumundan çok binlerce sene önce Türk toplumunda kullanılan ve ok tamgası. Yani kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda her yerde biz varız anlamında. Bu tarihi eserin de sizin şu anda müzenizde bulunması daha önemli. Burada şunu da belirtelim ki çok büyük bir iş becermişsiniz. Atalarımızın söylediği gibi marifet iltifata tabidir. Çok büyük bir marifet yapmışsınız ve size ne kadar iltifat etsek azdır. Bu yer köylerimize de örnek olur. Akbaş köyümüz gibi daha binlerce köyümüzde bu tarihi hatıralarımızın ve Cumhuriyetimizin ilk kuruluşunun, ilk temelinin atıldığı bu noktaların önemsenmesi gerekiyor. Lütfen Havran, Edremit, Balıkesir'in hemen yakınında bulunan Akbaş köyümüze, Balya'ya bağlı yolu geçen arkadaşlarımız uğrasınlar, bu müzeyi görsünler ve bu müzede diğer köylerimize, bu gibi eserlerimize sahip çıkacak insanlarımıza örnek olsun diyorum. Son bir şey vereceğim, bir mesaj olsun izleyenlere. Bir kişi ben ne yapabilirim demesin. Bir kişi çok şey yapar. Yeter ki içinde o azim, inanç, hayal, önce her şey hayalle başlar. Hayal kursun, ısrarlı bir şekilde hayallerin arkasında gitsin. Önüne çıkan engelleri birisi açılmazsa öbürü aşar, ama eninde sonunda başarır. Bir kişi çok şey fark eder. En son biliyorsunuz, onu söylemek istiyorum ben. Vermek istediğim mesaj, çünkü bunları ben yapıyorum ama başkalarına örnek olsun. Herkes yapabilir. Herkes çevresine duyarlı olursa bu kültürümüze sahip çıkarız. Biliyorsunuz Erşli bir gün bir sahilde yürürken bir çocuk görüyor. Deniz yıldızları fırtınada sahile vurmuş ve ölecekler onlar. Çocuk teker teker alıp suya atıyor deniz yıldızlarını. Erşli soruyor, diyor ki niye, ne yapıyorsun sen? Diyor ki 10 dakika içinde ben bunu suya atmazsam ölecek. Erşli diyor ki milyonlarca var, ne fark eder ki diyor. Çocuk yerden bir tane alıyor, denize atıyor. İşte onun için fark etti diyor. Bence çok önemli bir hikaye. Bu da bizim Akbaş Köyü'nde bir deniz yıldızı. Herkes yapabilir. Bir kişiyle ben ne yapabilirim? Çaresizlik içinde oturmasın, gayret etsin. Bu cumhuriyeti el birliğiyle kurduk. El birliğiyle yaşatacağız. İlelebette muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi bir kişi, çok kişi, işte örneği sizsiniz. Dolayısıyla gerçekten bu yaptıklarınız için Türk milletinin sade bir vatandaşı olarak sizlere teşekkür borçluyuz. Türk milleti olarak lütfen burada üzerinize düşen görevi yapınız. En başlangıçta yapılmış olan bu Akbaş Köyü'nün
konusuna ilgi gösterip yayın. Yolunuz biraz yakınından da geçiyorsa yolunuzu değiştirin, gidin o müzemizi, o köyde, köy kahvesinde bir kahve için. Dolayısıyla bu yapılanlara bir katkınız olsun. Milleti o günler için, işte öğretmenlerimizin söylediği gibi, ışıksız köylerde köy çocuklarına kendi ceplerinden aldıkları parayla, önlüklerle, işte örnek bir tanesi sizin babanız, ki o baba yetiştirilmiş, ki o baba da sizin gibi bir Cumhuriyet ışık kadını yetiştirmiş. İyi ki varsınız. Sayılarınız inşallah artsın. Cumhuriyet kadını her zaman içinleriyle erkeğinin tamamlayıcısı değil, önderi olmuştur zaten. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Gülay Hanım'a hepiniz adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.